Sonlu zor günlerden bahsediyorum. 1921'de kurulan Osmanlı İstiklal Spor Kulübü Cumhuriyet tarihinden önce kurulmuştur. Kurulmasının amacı Alman Harbi'nde 2. Dünya Savaşı'nda topçular çantalarında ve formalarında barut taşımışlardı. Cumhuriyet tarihi 1923'te kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kulübün bir topçusunu tedavi etmişti ve bir maaşını bağışlamıştı. Bunların hepsinin belgeleri vardır. 1998 senesinde deprem oldu. 100 yıllık bir deprem oldu, afet oldu. Osmanlı halkı İstiklal Spor Kulübü'nü kapılarını açtı, ev sahipliği yaptı. Bütün halkımız sahra dediğimiz halı sahamızda yattı, banyo ve tuvaletleri kullandı. Aşevi kurdu. 1996'dan beri burada ikamet etmektedir. Şu anda her dikilen ağacın 280 tane ağaç var. Her dikilen ağacın bir mazisi vardır. Şimdi torunlar geliyor, dedemin ağacı diyor, yazı yazıyorlar. Gazi Mustafa Atatürk'ün sahip çıktığı kulübe kimse dokunamaz. Bravo hocam! Bizim olacak! İstiklal bizimdir, bizim olacak! İstiklal bizimdir, bizim olacak! Sakat çocuklarımıza haftada bir gün halı sahamızı tahsis ediyoruz. Gelip oynuyorlar, banyolarını yapıyorlar. Çevredeki ilkokulların çocuklarına haftada bir gün kulübümüzün sahasını tahsis ediyoruz. Gelip oynuyorlar, ücret almıyoruz. 280 tane topçusu olan ve 7 kategoriden maçlara katılan 1921'de kurulan İstiklal Spor Kulübü'nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübüdür. Aynı zamanda bu kulüpte 3 tane Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a topçu vermiştir. Bu kulüp bir tarihi kulüptür. Biz Sayın Genel Başkanımıza çıktık, söyledik. Size kimse dokunamaz dedi. Burası dedi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk kulübüdür dedi. Tamam dedik, baş üstüne dedik. Şimdi ise 9. ayın 26'sından beri ben bir aydan beri uyku yapamadım. Aynen. Halka ne cevap vereceğim? Kulübümüz niye gidiyor? Ben isterdim ki böyle bir şey olmasın.